Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Şimdi tabii bugün gerçi parti genel merkezinde bir basın toplantısı yapıldı. Orada da onu da haberimiz hazır, onu da vereceğiz. Fakat şimdi bütün mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in arkasında, hatta yanında, hatta kol kola olduğunu resmen ilan etmiş olması ve işte İsrail'in bu acımasız saldırılarına da sahip çıkması bir anlamda. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani bir insan doğrusu işte olanın çok daha açık görülmeye başlandığını düşünmeye başlıyor. Bir de tabii yalanlara dayanarak bunu yapmak zaten Amerika'nın adeti. Bakın ta 1960'ların ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'a müdahale etmek için askeri yığınak yaptı. Fakat bir türlü doğrudan bulaşamıyordu. Ve o sırada Tonkin Körfezi'nde bir Amerikan gemisi vuruldu. Bunu yapanın Kuzey Vietnam olduğunu söyledi ve ondan sonra doğrudan müdahale edip savaşı tırmandırdı. Şimdi halbuki o sonradan ortaya çıktı ki Amerikan gemisi Amerikan gemileri tarafından vurulmuş. Yani bu kadar ileriye götürebiliyorlar yaları. Evet. Bu yalanlar daha bitmiyor tabii. Ondan sonra bakın ben kendi başımdan geçeni anlatayım size. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Irak'a müdahale etmeden önce şunu söylüyordu. Irak kitlesel imha silahlarına sahip. Ben Dışişleri Bakanlığı'nda bir gün Ağustos ayı başlarında otururken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir istek geldi. Biz bir istihbarat timimizi Kuzey Irak'a yollayabilir miyiz dediler. Ben de bizimkiler de beraber gelirse olur dedim. Ona izin verdik. Fakat bizimkilerden ayrı iş tutmaya başladılar. Ve bunun sonucu benden bir yeni istek oldu. Dediler ki iki varil kimyasal bulduk Kuzey Irak'ta. Bunları İncirlik üzerinden Amerika'ya götürüp bir analizini yapar mı? Olur dedim ama bize de esaslı bir numune vereceksiniz. Biz de kendi analizimizi yapacağız dedim. Onun üzerine o iki varil ortadan kayboldu. Allah. O iki varil ortadan kayboldu. Bir istek daha geldi. Bu iki varil değilmiş. Çok küçük bir numuneymiş. Ondan da size numune veremiyoruz. Bunu geçirebilir miyiz dediler. Ben de hayır dedim. Çünkü ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi aslında istediği gibi cebine koyup geçirebilir. Ama orada amaç bizi yalancı şahit yazmaktı. Ha. Çünkü ondan bir ay sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem ben konuşacaktım hem Powell konuşacaktı, Dışişleri Bakanı. Muhtemelen Powell da genel kurula dönüp diyecekti ki işte biz bulduk. Evet, Türkiye'de buna şahittir. Onun üzerinden getirdik. Buna fırsat vermedik ve daha sonra da bunun büyük bir yalan olduğu zaten ortaya çıktı. Yani Irak'ta 1 milyon insanı öldürdüler, belki daha fazlasını ve o bir türlü o kitle imha silahını bulamadılar. Değil mi? Ve bunun büyük oraya bir yalan olduğu bir ortaya çıktı. Şimdi de yani Gazze bir hapishaneye, açık hava hapishanesine, hatta bir toplama kampına dönüştürülmüş. İnsanlar orada aç susuz tutuluyor. Tepelerine bomba yağıyor ve Amerikan başkanı bunlardan söz etmiyor. İsraillileri korumak için İsrail'e yardım ediyoruz diyor. Bir de dediğiniz gibi işte belki başka dışarıdaki başka insanlar inanmıyorlar ama ben öyle kanaat getirdim ki bunu öteki takım yapmış diyor. Evet. Hastane bombalaması için. Şimdi tabii dışarıdaki insanlar deyince tımarhanenin dışındaki, o içinde bulundukları tımarhanenin dışındaki insanları kastediyor herhalde. Çünkü orada rasyonel düşünen, akılcı düşünen kimse kalmamışa benziyor. Herkes delirmişe benziyor. Yani iş artık zıvanadan çıktı.
Evet, o bölgede tam bir ablukaya da alınmış durumda. Evet. Aslında basın toplantısında da konuştuk ama ayrıntılarını haberimizde vereceğiz. Bir kara harekatının başlangıcının düşünülüyor aslında. Joe Biden'ın gelmesi bekleniyordu denildi. Evet. Şimdi bir kara harekatı başlar mı siz? Ne düşünüyorsunuz? Ben yüksek ihtimal görüyorum. Yani inşallah doğru çıkmam, haklı çıkmam ama ben bu cuma yani yarın sabaha karşı böyle bir harekatın başlayacağını düşünüyorum. Ondan korkuyorum. Nedeni de şu, Biden Amerikan saatiyle saat 20'ye ama bizim ve İsrail'in saatiyle de saat cuma günü 03'e bir ulusa sesleniş konuşması koydu. Ve bir de unutmayalım ki bu işin teolojik temellerinden hareket eden bir takım böyle aklı başından gitmiş insanlar var İsrail'de de. Onların da planı muhtemelen Hamas Sabat günü saldırdı. Cumartesi evet. günü saldırdı. Biz de Müslümanların günü. Kutsal günü, Cuma günü bu işi yapalım diye düşünmüş olabilirler. Çünkü İsrail'den gelen açıklamalarda kara harekatı için her şey yapıldı, hazırlandı deniyor. Bu tabii ne kadar uzun sürer, ne kadar kısa sürer onu bilemeyiz. Hangi genişlikte, hangi büyüklükte bir harekat olur onu bilemeyiz. Ama bunun sonu iyi yerlere gitmiyor. İyi evet. yerlere gitmiyor. Yani düşünebildiğiniz en iyi ihtimal İsrail'in istediği kadar insan öldürememesi orada. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünebildiğimiz en iyi ihtimal bu. Bari istedikleri kadar insan öldüremesinler. Vah. Çünkü İsrail önünde hiçbir engel tanımıyor. Ne için? Genişlemek için. Ve toprak kazanmak için. Başından beri zaten 48'den beri yaptıkları etnik temizlik yapa yapa, değil mi? Yapa yapa. O topraklar kazanıldı. Yani insanları yerinden yurdundan ederek Filistinlileri toprak kazanma. Bunu daha sonra o yerleşimci politikalarıyla da sürdürdüler. Şimdi de artık bir soykırıma varacak ölçüde gözleri kararmış diye görüyorum. Şimdi burada tabii uluslararası camia ne yapacak? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkartmaya çalıştı. Rusya'nın başvurusu, Brezilya'nın evet. başvurusu. Ancak İsrail'in kendini savunma hakkı vardır ibaresinin yer almaması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edildi. En azından evet, ateşkes için bir doğru. karar çıkması bekleniyordu. Fakat bu gerçekleşmedi. Doğru. Uluslararası camia bunun dışında ne yapabilir? Uluslararası camia zaten bu tip bunalımlar, bu tip çatışmalarda ne kadar aciz olduğunu gösterdi. İsrail'de zaten şimdiye kadar Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni deneye deneye bu noktaya geldi. Yani 1967 savaşından sonra İsrail... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 232 sayılı kararıyla 67 savaşından önceki sınırlara dönmesi gereken bir devletti. Değil mi? Birleşmiş Milletler üyesi bir devletti. İsrail bunu dinledi mi? Katiyen dinlemedi. İsrail daha sonra yine Birleşmiş Milletler'in aldığı işte bu yerleşimci politikasından vazgeç. Filistinlerin yerlerine, yurtlarına el koyarak oraya Yahudileri yerleştirme dedi Birleşmiş Milletler. Bunu dinledi mi? Bunu da dinlemedi. Yani kendilerini her şeyin üstünde görüyorlar ve buna destek hem Amerika'dan hem öteki batılı devletlerden var. Yani İsrail'in şimdi Birleşmiş Milletler'den Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıksa da bunu dinlemesi söz konusu mu? Zaten değil. Yani bir de öyle bir aşamaya geldik ki galiba İkinci Dünya Savaşı öncesi koşullar oluşuyor. Orada da hatırlayalım. Milletler Cemiyeti diye bir örgüt vardı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan. Onun başlıca görevi barış ve güvenliği sağlamaktı uluslararası alanda. Ama 1930'lardan sonra hem
Japon saldırganlığı Çin'e karşı, hem de İtalya'nın Habeşistan'a saldırması, onun ardından Almanya'nın Avrupa'da sergilemeye başladığı o saldırganlık, en sonunda geldi, dayandı İkinci Dünya Savaşı'nın kapısına. Siz söylediniz, önce küçük devletler başladılar kendi aralarında, evet, savaşmaya. Evet. Sonra büyük devletler küçük devletlerle savaşmaya başladı. Sonra büyük devletler kendi aralarında savaşmaya başladı. İşte o olunca o zaman kıyamet kopacak. Bunu şu şekilde anlayabilir miyiz? Yani üçüncü bir dünya savaşının kapımızda öyle bir dünya maalesef savaşı var mı? Yani şimdiye kadar bunun önündeki tek engel nükleer dehşet dengesiydi. Değil evet. mi? Karşılıklı bir evet. nükleer denge Hala içindeydi. Da öyle. Halen aslında. De öyle. Ama bu kadar akıl dışı davranılması doğrusu bunu bile kale almayacak bir davranışın gelebileceğinden insanı korkutuyor. Bunu bile göze alabilecek bir delilik söz konusu olabilir dünyada. Çünkü bakıyorsunuz Amerika'yı yöneten evangelistler, değil mi? Onlar bir takım böyle kendilerine uhrevi bir görev biçiyorlar. Zamanında Davutoğlu'nun vesaire kendisine biçtiği uhrevi o görevler görev gibi. Ondan sonra bir yandan da bakıyorsunuz, İsrail'dekiler de o kadar bağnaz ve başka şeylere gözlerini kapatmış ki onlar da Talmud'a bağlı şeyler, din adamlarına dönüşmüşler. Talmud'dan başka bir şey okumayan din adamlarına dönüşmüşler. Dolayısıyla burada nükleer dehşet dengesinin bile maalesef bu delilikleri engelleyemeyeceği bir gün gelebilir diye korkuyorum. Endişeniz var. Evet. Peki burada Türkiye'nin tavrını nasıl buluyorsunuz? Yani sonuçta başından sonuna kadar bir uzlaşma arayışı içerisine girdi. Arabuluculuk üstlenme ihtiyacı olduğu ortada. Bunu üstlenmeye hazır olduğunu söyledi evet. Türkiye. Hatta Rusya'dan da bir destek gördüğünü biliyoruz. Aynı zamanda bir de garantörlük gibi bir evet. öneride bulundu Hakan yani. Fidan. Bunun sanki Rusya Kıbrıs'taki duruma benzer bir evet. teklif gibi geldi bana. Siz ne yani. Düşünüyorsunuz? Şimdiye kadarki tavrımız doğru. Ama şunu da bilmesi lazım bu hükümetin ya da hatırlaması lazım. Bu hükümetin koruması gereken ümmet çıkarları, hakları filan değil. Bu hükümetin koruması gereken Türk milletinin hak ve çıkarları. Dolayısıyla buna göre davranması lazım. Çünkü Filistin konusu artık bir insanlık dramına dönüştü ve bütün dünyanın ilgilenmesi gereken bir insancıl soruna dönüştü. Ama Türkiye'nin milli sorunu değildir. Türkiye'nin önünde pek çok başka milli sorun var. Ama Türkiye burada tabii ki Filistin'de daha çok insanın ölmesini engelleyebilecek, Filistin'de sonunda bir çözüm olmasını sağlayabilecek bir yapıcı tavır içinde devam etmelidir. Ama garantörlük bana biraz ileri bir öneri gibi geliyor. Yani çünkü Kıbrıs'taki garantörlüğe bakarsak, Kıbrıs'ta garantörlükte Türkiye'nin neyi garanti ettiği belliydi. Değil mi? Kıbrıs'taki evet. anayasal düzeni evet. 1960 düzenini garanti ediyordu. Ve Türkiye'nin ötekilerle beraber ve tek başına müdahale hakkı veriyordu bu garantörlük. Ve bunun içinde Türkiye adada güç bulunduruyordu. Şimdi bütün bu koşulları ben Filistin'de gerçekleştirmenin hem yerinde olmayacağını hem de gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Siz buradayken bugün basın toplantısını da izleyelim beraber. Evet. Hazırladık. Siz de izlemiş olun evet. Bugünkü toplantıyı. Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın da olduğu ortamda değerli hocamız Şükrü Sina Gürel'de bir basın toplantısı yaptı. Şimdi onun haberini verelim. Bir uyarımız var. Bu hükümet ümmetin değil
Türk milletinin temsilcisi olarak davranmak zorundadır. Dışişleri eski bakanı ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, AKP iktidarını bu sözlerle uyardı. Hamas-İsrail Savaşı 13. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Türkiye'yi yönetenlerin bu konuda da şimdiden tedbirli olması gerekir. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürel, savaşın Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Alınması gereken önlemleri anlattı. Türkiye'nin yeni bir askeri güvenlik değerlendirmesi yapması, ihtiyaç duyulan asker sayısını yeniden hesaplaması, ulusal güvenlik ihtiyaçları kapsamında askeri istihbarat sistemini geliştirmesi. Şükrü Sina Gürel sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Ve sınırlarda tam kontrolü sağlaması gerekmektedir. Bu çatışmanın gerçekten önce bölgesel belki daha sonra daha geniş kapsamlı bir çatışmaya dönüşmesi olasılığı her zaman vardır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise partisine yönelik açılan soruşturmalara tepkiliydi. Hodri meydan dedi. Zafer Partisi'ne yönelik soruşturma yapılıyormuş. Hadi canım siz de. Ne hapishanelerinizde korkutabilirsiniz Türk milletini ve Zafer Partisi'ni ne de işkencelerinizle. Özdağ Zafer Partisi'ne operasyon yapıldığını iddia etti. FETÖ'den öğrendiklerini FETÖ'yü taklit ederek şimdi Zafer Partisi'ne karşı bir operasyon şeklinde geliştirmek istiyorlar. Uyarıyoruz. Ergenekon diye bir örgüt yoktu ama biz varız. Evet, Zafer Partisi Genel Başkanı oldukça öfkeli biliyoruz. Hatta Zafer Partisi'ne yönelik bir takım kumpasların, komploların yapılabileceğine yönelik de duyumları olduğunu söyledi hatta. İşte genel merkeze uyuşturucu bırakılması, silah bırakılması gibi bir takım şeyler de söyledi. Öfkeli oldukça. Şimdi siz de Suriye'ye gittiniz ancak diplomatik pasaportunuz var diye giremediniz değil mi? Tekrar bir girişim olması söz konusu olabilir mi? Yani bu ortamda biraz zor tabii. Ama yani biz her zaman şu kanıdayız. Türkiye'nin önündeki önemli konuları halledebilmesi için bölgesel işbirliği şarttır. Bu bölgesel işbirliğinde Suriye'nin meşru hükümetiyle beraber hareket etmek de şarttır. Dolayısıyla bir an önce Suriye'deki meşru hükümetle, meşru rejimle bizim işbirliği içerisinde olmamız, ilişki kurmamız gerekir. Bunun yanı sıra Suriye'deki varlığımızı da mutlaka Adana mutabakatına dayandırmamız gerekir. Adana mutabakatı çünkü neyi öngörüyor? Ortak bir mücadeleyi öngörüyor teröre karşı ve bunun için Türkiye'nin Suriye sınırları içerisinde faaliyetine de izin veriyor. Ama biz burada kalıcı olmadığımızı ve Suriye ile Adana mutabakatı çerçevesinde teröre karşı işbirliği yapmak üzere burada bulunduğumuzu açıklamalıyız. Bunu Suriye hükümetiyle beraber yürütmeliyiz bu mücadeleyi. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç bin kişiyle ne işi var? Amerika Birleşik Devletleri niye PKK-PYD'yi hala müttefik gördüğünü söylüyor. Yani ya bizimle müttefik olursun ya bizim karşımızda olursun değil mi? Dolayısıyla Türk askerinin oradaki varlığının giderek tehdit içermeye başladığını söylüyor. Suriye'deki varlığını da buna da bağlıyor. Evet. Yani yalnız IŞİD'le mücadeleye değil Türkiye'ye mücadeleye de bağlıyor. Dolayısıyla burada tabii Amerika Birleşik Devletleriyle halletmemiz gereken yapısal sorunlar var. Ve bu yapısal sorunlar bölgesel işbirliği yapmadan aşılabilecek sorunlar değil. Ama cidden gözden geçirmemiz gereken pek çok dış politika sorunu var. Evet. Tekrar sizi davet edeceğim çünkü bir dış politika sohbeti de yapmak istiyorum. Sadece bu konuya bağlı olarak değil. Ankara'dasınız nasılsa. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sayın Şükrü Sina Gürel. Şükrü Hoca ile tabii uzun yıllar Strasbourg'daki görevleri sırasında çok aramız.